Şimdi filmler var, hatıralar var, beyaz perdeye düşen gölgeler var. Bütün bir hayatınız var burada konu ettiğimiz. Bir de tabii bütün bu hikayelere motor diyenler var. Yönetmenler. Yönetmenler. Onlar siz Onlar olur mu ya? önce motor diyorlardı, sonra aksiyon diyorlardı, sonra ne diyorlar? Hareket diyorlar şimdi. Action diyor şimdi. Action diyorlar Şimdi şimdi. action diyor. O bile İngilizce oldu. Action diyorlar şimdi. Ya o Evet. kadar da internasyonel bir iş yapıyoruz artık. O çağa geçelim yani. Bırak o da olsun. Bir Ama de yani her bakalım. yerinde Ama aynı Temel şeyi gelmiş, Temel söylüyorlar. filmde oynayacaksın demişler, bakmışlar ya bir abi temelde anlayacak bir söyleyecek. Evet. Bir de vizörün arkasında duranları dinleyeceğiz Ben şimdi. karımı özledim abi. Biraz daha Abi ben karımı özledim. sabredin. Sevgili seyirciler, tanıklar devam edecek. Bir tanıkla daha birlikte olacağız. Onu davet etmek üzereyiz. Bir veterimiz daha geliyor. Abi Yılmaz abinin bir huyu vardır. Çok iyi atlarsan yüksekte. Dur dur havada dur. Dur kameranın yerini değiştireceğim ben. Havada duracaksın ya. Yılmaz abi nasıl duracağım? Duramam. Hayır duracaksın. Ya çok çabuk düşüyorsun kardeşim. Biraz yavaş. Biraz dur da kameranın yerini değiştireyim. Şimdi benim bu lafım çok espri gelmiştir. Sebebi şu. Şimdi yüzmede bir tramplen vardı. Tramplenden atlarken insan basar ve yükselir. Yani yer çekimine karşı koyar. Yukarıda hareketlerini yapar düşer. Ben aynı zamanda yüzücüyüm de. Ve ben tabii artistlerime diyorum ki kardeşim hani o yükselip de havada poz vermesi lazım. Yere düşer gibi, taş gibi düşüyor. Kardeşim havada kalsana diyorum ben. Yani zıplasana demek. Ceylan abi. Fakat her şeyden evvel Cüneyt'le çalışmak ayrı bir zevktir. Biz kendisiyle... Havada poz benle çalışırken zevk almıyor muydun yani Yılmaz abi? Senle de çalışmak bir başka türlüsü oluyor. Birimiz senaryo çok düşkündür. Çok meraklıdır. Ve ama Türk sineması Cüneyt gibi bir fiziği hiçbir zaman uzun zamandır ve halen de bulamamış vaziyette. Ve Türkiye'nin dışa açılacak bir penceresiydi o bizim gözümüzde. Nitekim Ve açıldı da. çok çok başka yerlerde de olabilirdi. Çünkü insan Başka doktor yerlerde derken neyi kastediyorsunuz? dünyada Ya birçok daha bir filmlerde Amerika'da niçin oynayabilirdi. olmaz? Ve işin İdi. en garip tarafı doktorken başlayıp bütün bu avantürel sahnelere hazırlanmak demenin ne demek olduğunu bir yürek meselesidir bu iş. Ve bir çalışmanın eseridir. Kolay iş değildir. Mesela Jackie Chan'ı da görüyorsunuz, adamın hareketlerini görüyorsunuz. Hepsini kendisi yapabiliyor ve hareketleriyle Cüneyt birçok şeyleri kendisi becerebiliyordu ve mükemmelini beceriyordu. Mesela biz beraber bir Son Akın filmimiz var. 500 at. Ben Son resimleri Akın. getirdim. Son Süvari Son alayı. Akın. Suvari alayıydı. 500 at. Ve onun başındaki binbaşılar ve yüzbaşılar yetişmiş kişiler. Valla orada da Bir gösteri bir yaptık görüntü. gösteri yaptığı zaman onların parmakları ağzında kaldılar. İnanamadılar. Cüneyt'in bu kadar mükemmel hareketleri bağdaştırmasına, atların üzerindeki neredeyse kahve içecek halde. Türk sinemasında bir Danyal top atan vardı. Allah rahmet eylesin. Gani O Gani. atın üstünde bile Uyuyordu. O da uyurdu. çok Refleksler. enteresan. Tutabilirdi. Şimdi Yılmaz Bey, bu noktada Cüneyt Bey'e bir soralım. Evet. Şimdi siz bir hekimsiniz. Yani İyiydim. köken İyiydim. itibariyle söylüyorum. Evet. Sonra geldiniz ve Türk sinemasına adım attınız. Şimdi ata biniyorsunuz. Balıklama girdim. Evet. İşte atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz. Kavga sahneleri çekiyorsunuz. Ben mesela kitabınızda bir sirkte bir hazırlık sayfası geçirdiğinizi. Medron sirkinde Nasıl çalıştım. başardınız bunu? Trombonlarda At şeyde kaza sirkinde at numaralarını öğrendim ki ben çocukluğumdan beri ata binerim. Medrano sirkinde her şeyi de öğrendim. Yani karate çıktı siyah kuşağa kadar hepsini öğrendim. Yani bayramın birinci günü öğlene kadar çalışmaz. Yani bir günlük tatilim olurdu. Ben gene sırığımı alırdım şeye giderdim. Ben ama abimi görünce başka şey söylemek istiyorum. Bir abimdir. Yönetmendir. Her anlamda saygı duymuşuzdur. Biz yönetmenler oturmadan oturmayız. Evet. Yönetmenler yanında da sigara da içmeyiz. Bu kadar saygı olmamıza rağmen bir abi kardeş gibi de birbirimizi hemen sevdik. Nasıl da güzel belli oldu. Hemen aklıma geldi. İzlik'te bir film çekiyoruz.
Şimdi kader arkadaşım ismi. Dublör yetiştir diyorlar bana. Neden? Çünkü hakikaten sakatlanınca prodüktör de şey zarara uğruyor, arkadaşlar da. Biz de birini yetiştirdik. Ben ona her şeyi öğrettim. Sen de biliyorsun kim olduğunu. Ya filme başlıyoruz, adamı çağırdık. Adam yok. Niye? Bir filme başlamış başrolde. Davantörü bildiği için. Sonra o bir iki filmden sonra gerek şey oldu. Kavgacı oldu. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Abi şimdi Ağustos ayı galiba değil mi? Evet. Şeyleri, sazları yaktık. Ben de o zaman hareket edeyim diye şey naylon bir şey giyiyorum, pantolon ki. Elastiki olsun. Ama, ama alev. Şimdi ben adamı döveceğim. İki çubuk atacağım. Adam düşecek. Kardeşim kameraya çok görüneyim diye biliyorsun durmuyor, düşmüyor. Ben başladım arkadan yanmaya. Alevler aldık geldi kameraya kadar yaklaşıyor. Bir baktım abi. Abim geldi. Bir tane. Düşte kurtulalım yanlardan. Çok merak. Yüz kere bağırıyor. Düş oğlum düş ya düş düş. Ateş geldi her şey yanıyor bilmem. Yok abi ben tutuştum. Yok geldi. Şimdi tuhaf evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bakın 35 veya 45 veya ağzı 50 kutuya çıkmıyorduk ya. Oradaki çekimlerde arkadaşlarımızın çok enteresan bir tutumu kutu. Vardı. 32 kutu. Mesela bir sahneyi ayarlarsınız. Bütün mizansenleri ayarlarsınız. Fakat bir aksilik olabilir. Yılmaz aksilik yapmıştı. Ankara'da oldu ya süper poze yapayım derken film gitti. Evet. O sahneleri büyük bir savaş sahnesi çekti. Olduğu gibi gün, gitti. 3 gün 4 gün onu kullanamadık. Maalesef. İşin enteresan tarafı bu böyle hadiselerde çok titiz davranmak lazım geliyor ve olayların üzerine gitmemiz icap ediyor. Yani mesela durumlarda biz mesela trombon dediğimiz olay tramplen, trombon ve hareketleri birbirine bağlayacaksınız. Trombonun ortasından zıplayarak hareketleri yapmanın demire düşme ihtimaliniz de var. Belinizi de sakatlayabilirsiniz. Her şey olabilir. Evet, bütün bunların hepsini bir arada yapabilmek çok önemliydi. Fakat en son Eskişehir'deydim ben. Yılmaz Büyükerşi'nin Cüneyt Bey'in oturduğu mahalleye Cüneyt Arkın ismini vermiş sokağa. Onun müjdesini getirmiştim ben. Aşağı yukarı Nisan ayındaydı. Cüneyt kendi başına bütün bu işleri yapabilmenin her şeyden evvel o devirde film çekerken bu gördüğünüz ekip yani kavgacı demeyeceğim bunlara. Bunlar kavgacı değil en çünkü. En büyük roller oynarlardı büyük, abi. Her yani siz yumruk atabilirsiniz. Fakat yumruğun şiddetini gösterecek kişiler her şeyi yapan kişilerdir. Ve şu an avantürel bir film çekmenin büyük zorluğunu taşıyor arkadaşlarımız, çeken arkadaşlarımız. Tuhaf bir şey daha söyleyeceğim. Biz bıraktık bazı şeyleri ama hala yeni çalışanlar bir tek makinalı tüfeği Türk sinemasına getiremediler. Ben hayret ediyorum yani. Yani çok da mesafe alınmadı diyorsunuz. Alınmadı. Yani bu teknolojinin evet. içerisinde görüyorsunuz sinemalarda makinalı tüfekleri para ateşliyorlar. Ve bu kadar paralarla da önemli paralar kazanıp sinemaya hiçbir şeyi de getirmeyen avantür filmler seyrediyoruz. Evet. Bir mesela Memoli'de katiyetli bir makinalı tüfek seyretmedik mesela. Halbuki bakın Amerikalılar bahsettiğiniz o birçok action filmlerde bir yönetmen der ki action'da otururlar, prodüktör pazarlık eder. Çünkü yönetmen aynı sahneyi iki defa da tekrarlayabilir, üç defa da aynı sahne, aynı gün kurulma. Yani 45 dakikada aynı sahneyi getirirler, kurarlar. Ama bunların hepsi parayla olur. Evet. Ve her Batman, her atlayışta ayrı bir para alır. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.